Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere her izin sezonu yaklaştığında ya da izine gidecek olan vatandaşlarımız aylar öncesinden Türkiye'den otel rezervasyonu yaptırırlar ya da araç kiralamak için bir şekilde internetten araştırma yaparlar. Bugün bu yaz eğer Türkiye'ye tatile gidecekseniz, izine gidecekseniz çok çok önemli birkaç konuda sizleri uyaracağım. Bakın, özellikle tatil yörelerine gidecek ve internet üzerinden bir şekilde otel rezervasyonu ya da araç kiralama rezervasyonu yapacaksanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok kişi internete girer ve internette otel fiyatları işte Antalya, Bodrum, orası, burası vesaire derken bizim ana vatanımızın turistik yerlerinde bu sahil kentlerinde otel bakarlar. Pek çok acente vardır, pek çok otelin kendi internet sayfası vardır vesaire vesaire. Bakın, her yıl yaşanan bir konuda uyaracağım sizi. Vatandaş girmiş olduğu bu internet sitelerinin bazılarının kopya siteler olduğunun farkına varmıyor. Kendisi binlerce euro kredi kartından para çekildiğini fark etmiyor. Kendisi izin zamanı sözde kalacağı bu otele gittiğinde başından adeta kaynar sular dökülüyor. Nasıl? Bakın. Bu internet dolandırıcıları büyük acentaların ve büyük otellerin internet sitelerinin aynısını birebir yapıyorlar arkadaşlar. Uygun fiyat veriyorlar. İnsanlar da onlarla bir şekilde bu internet sitesi üzerinden iletişime geçiyor. Oradaki telefon numaralarını arıyorlar. WhatsApp'tan ya da internet üzerinden kredi kartı bilgilerini giriyorlar ve bunun akabinde arkadaşlar para ödendikten sonra bunlara sahte makbuzlar, sahte belgeler gönderiyorlar ve bu belgeler neticesinde de dolandırıldıklarını anlamıyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki izin sezonu gelip o otele gidene kadar arkadaşlar. Bakın, bununla ilgili benzer bir olay. Bir dünyanın en büyük otomobil kiralama şirketlerinden bir tanesinin internet sitesini Türkiye'de taklit ediyorlar. Birebir aynı Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız 57 yaşındaki, özür dilerim, 54 yaşındaki Şenol Kılınç adlı vatandaşımız geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye hayırlı bir iş için gidiyor. Ancak maalesef gideceği Kocaeli'nde adeta başından aşağıya kaynar sular dökülüyor. Bakın, internete girdim diyor. Büyük bir araç kiralama şirketinin internet sitesi sandım. Kredi kartı bilgilerini verdim diyor. Bu kredi kartı bilgileriyle beraber kimlik ve ehliyet bilgilerimi verdim diyor. Tüm istenen bilgileri kendilerine fotoğraf çekerek gönderdim diyor. Ancak ben Türkiye'ye gittiğimde havalimanında beni bekleyen ne bir araç vardı ne de bir şey. Bu rezervasyon yapmış olduğum telefon numarasını aradım. Beni engellediler. Bir daha da kendilerine ulaşamadım diyor. Polise gidiyor, karakola gidiyor ve şunu söylüyor. Diyor ki ben düştüm, siz düşmeyin diyor. Çok çok dikkatli olun diyor. Bu ve benzeri olayların şikayete gittiği karakolda kendisine söylendiğini, çok sayıda insanın başına geldiğini, özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başına geldiğini söylüyor. Bu internet sitelerine girerken yapacağınız şu arkadaşlar. Şimdi bir otel rezervasyonu yapıyorsanız öncelikle o internet sitesindeki telefon numarasını arayacaksınız. Bu bir. Acele etmeyin arkadaşlar. Hemen kaçmıyor bu oteller. Bak daha aylar var. Kaçmıyor. Konuştuktan sonra arkadaşlar kapattınız. Daha sonra siz bu rezervasyon yapmak istediğiniz otelin numarasını bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? Google'a yazacaksınız. Örneğin bilmem ne oteli diye. Yazacaksınız, numaralar çıkacak. Otelin kendisini arayacaksınız. Diyeceksiniz ki şöyle bir internet sitesine girdim. Sizin otelinizden rezervasyon yaptırmak istedim. Sizin bu internet sitesiyle bir anlaşmanız var mı diye soracaksınız. Bakın, anlaşmanız var mı diye soracaksınız. Bu otelden de onayı aldıktan sonra arkadaşlar internet sitesine döneceksiniz ve internet sitesinin bu arama çubuğu, yani
www yazdığımız noktasına yerine gelip bu adresi kontrol edeceksiniz. Genelde Google'a insanlar işte Bodrum'da oteller, işte Fethiye'de, Çeşme'de, orada burada oteller diye aradığında Türkiye'nin büyük otellerinin bir kısmının isimleri yukarıda çıkar. Ama bunların çoğu taklittir. O Google'da üst taraflarda çıkanların arkadaşlar. Fiyatları insanlar, o dolandırıcılar düşük verirler bu otellerin. Siz ona tıkladığınızda aslında başka bir internet sitesine gidersiniz. O internet adres çubuğu diyoruz ona. Oraya dikkat edin, hangi siteye yönlendiriliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Daha basitçe, yok ben bunları yapamam, anlamam diyorsan, çok basit bir şekilde arkadaşlar, acentalara giderek, bak bizzat giderek, bu turlara bizzat, tur satanlara, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç, İsviçre, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Avusturya, Belçika, aklınıza neresi olur, gelirse gelsin her yerde var. Gidip bizzat oraya internet üzerinden yapmak yerine eğer şüpheleriniz varsa oradan yardım isteyin, oradan tatil satın alın arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu. Dikkatli olun. Araç kiralarken de yine aynı şekilde otel rezervasyonu yaparken de. Şimdi otellere ben bu yayına hazırlanmadan önce şöyle bir bakayım dedim. Bu otellerin durumu bu sene nedir diye. Arkadaşlar, oteller geride bıraktığımız yaz aylarına göre fiyatlarını ikiye katlamış vaziyetteler. Haberiniz olsun. Bak, ikiye katlamış vaziyetteler. Hele hele Bodrum, Antalya, Çeşme, Alaçatı arkadaşlar, buradaki otellere siz de girin internete görün. Artık hani limit yok yani. Limit yok arkadaşlar. Allah ne diyelim? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ne oldu da fiyatları bu kadar arttırdınız? Tamam, bu korona vardı. Yok bilmem işte savaş çıktı. O oldu, bu oldu da. Yani size ne oluyor kardeşim? Bu kadar paraları, fiyatları, oda fiyatlarını, tatil fiyatlarını arttırıyorsunuz. Bir de işin enteresan tarafı, yani gurbetçi vatandaşımız sanki, çok özür dilerim ama yani neyse söylemeyeceğim arkadaşlar. Sanki gurbetçi vatandaş havadan parayı topluyor. Havadan bir şekilde sokaktan parayı topluyoruz da bu otele bilmem neye bu kadar yüksek miktarda para vereceğiz. Tamam, şunu anlayabilirim. Vatandaşa hani çok ultra lüks oteller vardır, onların fiyatlarını anlayabilirim. Ama arkadaş, sıradan hiçbir özelliği olmayan bir otel bile şu anda en ucuz geceliği arkadaşlar, girin kendiniz görün. 200 euro, 150 eurodan aşağıya otel yok arkadaşlar. Yok. Ya bir aileyle gidip 15 gün kalırsan vereceğin para 3000 eurodan aşağı değil. Bunun yolu var, uçağı var, o su var, yemesi, içmesi, alışveriş, o bu. Arkadaşlar haberiniz olsun, bu sene eğer Türkiye'ye gidecekseniz pamuk eller cebe. Kendiniz girin görün internetten isterseniz fiyatları. Ne diyelim, durum kritik ama Avrupa'da vatandaş maaş aynı, sosyal yardımlar aynı. Bilmeyenler de özellikle Türkiye'de diyorlar ki o Almancının keyfi yerinde, işi tıkırında. Gel bir bakalım, gel tıkırında mı değil mi, gel de gör. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler de bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra kanalımızın sosyal medya hesaplarından Facebook, Instagram ve Twitter'dan da yine gündeme getirilmesini istediğiniz konuları bana ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra Türkiye'de emekli olmak isteyen, Türkiye'de sosyal güvenlikle ilgili işlem yaptırmak isteyen, ben ne zaman emekli olacağım, emeklilik durumum nedir, gerçekten yüksek para vererek mi yurt dışı emekliliği yaptırırım yoksa daha az para vererek Türkiye'den emekli olma imkanım var mı diye soranlara şimdi ekranın altına getireceğimiz çok çok önemli bir telefon numarası veriyorum. Siz de bu Emekli TV'nin danışma hattına WhatsApp'tan yazın. Sosyal güvenlikle ilgili, emeklilikle ilgili her şeyi, bu konuyla ilgili olarak da en doğru, en net bilgileri bu telefon hattından alabilirsiniz. Lütfen bu telefon hattını bugün lazım olmasa da yarın lazım olur diye emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili, sigortayla ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili kaydedin arkadaşlar. Burası Emekli TV'nin danışma hattı. Buradan da bilgileri alabilirsiniz, danışmanlık alabilirsiniz. Bu numarayı lütfen kaybetmeyin. +90 546 102 41 42 arkadaşlar. Bu numaradan da sosyal güvenlikle ilgili tüm detayları alma imkanına sahipsiniz. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Müzik